F-35'in alınmasıyla yine Türk pilotlarının öğrenebileceği çok şey vardı. Çünkü projenin içinde yer almakla sanayinin öğreneceği çok şey vardı. Uçakların bir miktarın alınmasıyla bu uçaklarla ilgili öğrenebilecek olan durum var. Ama dediğim gibi çöpü pozisyonunu kısıtlayarak söylüyorum. Aşağılamak için çok kullanılır. Montaj sanayi denir. Ama dünyanın her tarafında arkadaşlar, eğer siz hikayenin başında yoksanız bir yerden girmek zorundasınız. Ya parça tedarikiyle başlıyorsunuz, ya montaj sanayinde başlıyorsunuz, ya da aldığınız ürünün belli bir miktarını Türkiye'de yapmak veya kendi ülkenizde yapmakla ilgili kısıtlar koyuyorsunuz. İşte o kadarla başlıyorsunuz. Başladığınız hikaye bu işin ucu. Bir yerden başlamak zorundasınız ve Türkiye'nin şu anda başladığı yer anlamında baktığınızda arkadaşlar, böyle bir hikaye. Bunu isterseniz Aselsan için hikayesini olarak yazın, isterseniz TUSAŞ'ın hikayesi yazın, isterseniz Havaysan'ın, isterseniz Okaçan'ın. Türkiye'deki şu anda kurulu sistemler olarak konuşabileceğimiz birçok şirketteki projelerin başlangıcı uluslararası veya kendi ürettiğimiz sistemlerden kalıyor. Bir çıt yukarı çıkabilmek için ise uluslararası firmalarla beraber çalışmanız ve onlarla beraber proje üretmeniz gerekiyor. Türkiye'nin F-35 projesine girmesi bence yanlış değildi. Ama bundan sonra bunu yönetememek bizim yanlışımız olacaktır. Yani bu kadar çok eksiğini ve bu kadar çok kısıtı ve yanlışı gördüğümüz bir yerde F-35 projesinin sonrasında yaşanacak süreci yönetemezsek bizim hatamız olur. Ve o zaman da hiç kimseye laf söyleme şansımız kalmayacaktır. Zaman zaman konuşuyorum. Zaman zaman anlattığım hikayeler var. Bazı şeylerden dönersiniz, zamanda dönersiniz ve o dönüş yaptığınız yer size çok da fazlasıyla zarar uğratmaz. İngiliz Savunma Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki, batmak üzereyiz. Yani İngiltere'den bahsediyorum. Batmak üzere dediğimiz yer İngiltere'den bahsediyorum. F-35'ler bizi batıracak. 35B'ler. Sebebi, saatlik uçuş maliyetinin yaklaşık 135 bin dolar gibi muazzam bir rakam olmuş olması. 135 bin dolar çok fazla. Bu uçaklar yapıldığında hayalet uçak olması kadar başka bir şeye daha önem verilmişti. Birçok görevi yapabilen ve çok maliyetli olmayan bir uçak yapılmak istenmişti. Ama şu anda gelinen ilk uçağın alındaki maliyet, daha sonra işletme maliyetlerine falan baktığınızda projenin iki önemli ayağı sıkıntılı. Zaten Türkiye şu anda, yani ABD'nin yaptığı değişimlerle ilgili, güvenilmezliğiyle ilgili bir durumu kenara koyuyorum. İşte o lojistik kısmındaki ve idame kısmındaki yüksek maliyetler ve sorunların aşılamayacağını Türkiye'de fark etmiş durumda. Bence çok uzak bir zaman olmasa bile Türkiye'nin F-35 ile ilgili bir karar açıklayacağını düşünüyorum. Yani çok uzağa gitmeden F-35 ile ilgili aynı İngiltere nasıl yaptı? Ben zaten bu kadar almayacağım kardeşim diye açıklama yaptı. Türkiye de ya projenin tamamından çıkabilir, bir kez daha söylüyorum, ya da ölçeği çok küçültebilir. Tabii buradaki önemli şey Türkiye'nin milli muharip uçağı konusunda izleyeceği rota. Benim gördüğüm kadarıyla, geçen gün aslında biraz değinmiştim ama şimdi yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Azerbaycan, Pakistan, Türkiye, muhtemelen Ukrayna buna çok net olarak girecektir diye değerlendiriyorum. Ya dışarıdan tedarikçi zinciri gibi işte bazı parçaları vermekle ilgili girebilir ya da fiili anlamda içinde de yer alabilir. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye işbirliği çok net bir şekilde ortada, havacılıkta. Geçen bahsetmiştim, Pakistan'a hiç küçümsemeyin, nükleer, balistik, uzun menzilli füze, seyir füzelerinde ve uçak konusunda çok ileri noktalara gelmiş bir ülkedir. Hani diyebilirsiniz ki ya bir atak satıyoruz.
Her şeyi yapmak zorunda değil. Biz de süper siyah yapıyoruz. Ama uçak yapıyor anlamına gelmiyor. Uçak yapamıyoruz, siyah yapıyoruz. Onlar da kendi ihtiyaçlarını karşılayacakları bazı şeyler yapıyorlar. Mesela işte Milgem'i Türkiye'den alıyorlar. Veya işte Atak helikopterini Türkiye'den alıyorlar. Almak istiyorlar. Milgem'i aldılar da eğer kısıtlama ortadan kalkabilirse. Bunu niye söyledim? Pakistan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü ve Türkiye'nin gücü birleştiğinde milli muharip uçak konusunda çok daha hızlı gidebilir. Ve bununla ilgili muhakkak da yakın dönemde belki 3 ülkenin bir araya gelebileceği büyük bir gövde gösterisi de yapılabilir. Çünkü Azerbaycan'daki Karabağ Savaşı ile ilgili olan süreçte şunu gördük ki bu birliktelik 3 ülkeye de çok yarayacak. Yani sırtını birbirine dayamış olan bu 3 ülke mini muharip uçak konusu dahil olmak üzere birçok projeyi kendi bilim insanlarının, ekonomik güçlerini bir araya getirmeye çözebilirler. Çünkü milli muharip uçak gibi konularının tek başına idame ettirilmesi ve hayata geçirilmesi zor projeler arkadaşlar. Evet yaparsınız ama yükü çok fazla olabilir. Projedeki uçak sayısını arttırmak, projeye katılımcı firmaların sayısını arttırmak, teknoloji transferini bilen ülkeden alabilmeyi kolaylaştırmak, hem süre hem maddi hem de teknolojik olarak çok daha iyi bir ürün ortaya çıkartmanıza yol açacaktır. İşte F-35 projesine ben öyle bakıyorum. F-35 projesi işte bu üç ülkenin gücünü çok daha net olarak ortaya koyacaktır. Dedim ya Karabağ Savaşı sırasında şu söylem vardı. Yani üç ayrı devlet tek millet gibi davrandı. Üç ayrı devlet vardı ama tek millet vardı ve o tek milletin işareti Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan için üç ülke içinde net olarak ortaya konuldu. Artık bu projeleri hayata geçirmenin safhasında ülkeler daha görünür hale gelebilirler. Zaman zaman şunu yaşadık. Ülkelerin birbirine teknoloji transferi konusunda problem yaşatabilecekleri veya bunlardan dolayı ambargoya uğrayacaklarını düşündükleri zamanlar vardı. Ama artık arkadaşlar o noktayı geçtik. Hatta öyle bir noktaya geldik ki zaman içerisinde sizler de şahit oldunuz. Türkiye ürün bazlı çalışmadan sonra şimdi ham madde bazlı çalışmaya da başladı. Çünkü ilginçtir, ürünü satmıyorlardı. Sonra ürünü yapmaya başladık, ham maddeyi satmamaya başladılar. İşte bir arada makineyi satmıyorlardı. Yapa noktaya geldiğimiz yer şu anda arkadaşlar. Ham madde. Yani ham maddenin alımı başka bir şey, ham maddenin işlenmesi başka bir şey. Bunun iyi örneklerinden bir tanesi Türkiye'deki çelik üretimi. Yani Türkiye büyük miktarda çelik satıyor. Dünyanın ABD dahil olmak üzere tüm gelişmiş ülkelerine. Ama malumunuz zırh çeliği üretemiyoruz. Zırh çeliği üretmenin formülü bizde yok. Ve bu formülün bilen ülkelerde 4-5 tane ülke. Zaten zırh çeliği üreten 4-5 tane ülke var. O yüzden de ne yapıyoruz? Ya şirket satın alıyoruz. Şirket satın almanız da yetmiyor. Bunun teknolojisini Türkiye'deki fabrikalarda kurmanız gerekiyor. Demir cevherini işleyecek olan tesisler kurmanız gerekiyor. İşte OYAK'a böyle bir görev verildi. OYAK şu anda bununla ilgili ciddi bir çalışma yapıyor. Biz bunu şeyde de yaşadık arkadaşlar. Namlu'da da yaşadık. Yani tabanca namlusundan tutun, tüfek namlusuna ve diğerlerine. İlk başlangıçta tabii belirli bir sayının üzerinde üretmek gerekiyor ki bu ürünler için feasible olsun. Yani yapılabilir olsun arkadaşlar. İlk başlangıçta Türkiye neredeyse bütün ürünleri bu namlu dediğimiz, isterseniz av tüfeğinden başlayın, isterseniz tabancaya kadar yurt dışından geliyordu. Şimdi hangi noktadayız arkadaşlar? Türkiye'de üretilmeye başlandı. Sebebi de çok basit. Ben bunu şeye sordum. Yani bu kadar çok yani namlu üretemez noktada mıydık? Dediler ki evet ama bunun bir maliyeti vardı. Belli bir seviyeye çıkmak gerekiyordu. Bu seviyenin altında üretim yapmanın bir anlamı yoktu. Türkiye şu anda o seviyenin üzerine çıktığı için de Türkiye'deki üreticiler buna yatırım yapmak ve Türkiye'deki kişilere
tedarik etmekle ilgili olan süreci açtılar. İşte zırh çeliği de aynı şekilde arkadaşlar. Zırh çeliği içinde sizin önce üretmeniz, sizin bazı şeyleri geliştirmeniz gerekiyor. Bugün gelinen noktada hepimiz...